Bastım oradan girdin abi. Kabul edersiniz ki hepimiz sadece ama elimizde bir Soma faciası bir maddeden partiler tüm gruplar ortaklaşıyor ve bu 130... Amasra'da, müessesede, Zonguldak'ta yine benzer müesseselerde ve madenci şehitlerimizin yakınlarına taziyeler ve onların dinlenmesiyle beraber yine bizzat yerinde olacağız. Onlara da önümüzdeki hafta içerisinde inşallah bu programı açıklayacağız. Yine bütün milletvekili arkadaşlarımla beraber yaptığımız programla, çalışmayla beraber. Biz burada bütün grubu bulunan partiler olarak da aynı hassasiyeti paylaşan ve ortak paydaya konan bütün hedeflerimizle beraber inşallah kendimizi yargının yerine koymadan, yürütmenin yerine koymadan ve hüküm cümleleri kullanmadan burada konuşmalarımızı yapacağız. Ve inşallah araştırma raporunun sonucunu da yine kamuoyuyla beraber paylaşacağız. Sizin döneminizde Sayın Başkan, bakanlığınız döneminde 6 büyük maden faciası yaşandı. Yani Mustafa Kemal Paşa, Dursun Bey, Karadon, Kozlu, Soma ve Ermenek'te. Ve siz de Enerji Bakanı olarak burada görev yaptınız. Aslında siyaseten de sorumlusunuz. Yani bu kazaların, kurumların başındaki en yüksek kişi olarak bu kazalardan sorumlusunuz. Siyaseten. Maalesef istifa kültürü yok. İkinci konu gündeme getirmek istediğim. Şu anda hala Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu görevde. Bakın iki gün önce bir bilirkişi raporu çıktı. Savcılık konuyu dikkatlice incelemiş. Ve sonuç olarak genel müdürün, yani Kazım Eroğlu'nun 3 maddeden, 1. 2. ve 5. maddelerden kusurlu olduğu yönünde bir tespiti var. Yani buradaki bu savcılığın oluşturmuş olduğu, içinde hocaların olduğu bir bilirkişi heyeti ve olayı da %80 oranında da açığa çıkarmışlar. Belki ocağa indikleri zaman daha teknik detaylı incelemeler yaptığında başka konular da çıkacaktır. Ama netice itibariyle Sayın Genel Müdür Kazım Eroğlu 1-2-5. maddelerden sorumlu tutulmuş, kusurlu tutulmuş. Yani bu kazanın sorumlusudur diyor. Yine genel müdür yardımcısı, satılmış gebe sanırım, burada mıdır kendisi? O da 1. ve 2. maddelerden sorumlu tutulmuş. Şimdi bu iki kişi aslında dokunulmazlığı bir an evvel kaldırılıp bakanlık tarafından yargılamasına derhal başlanması gereken iki kişi. Şimdi müessese müdürü Cihat Özdemir 1, 2, 3, 5, 6. maddelerden sorumlu tutulmuş bilirkişi tarafından ve tutuklandı şu anda. İki gün önce, geçen derken iki gün önce bizim Zonguldak'taki bir haber sitesinde şey çıktı. Genel müdürün, yani Kazım Eroğlu'nun Enerji Bakanı'na istifasını sunduğu ama Enerji Bakanı tarafından da bu istifasını kabul edilmediği yönde bir haber çıktı. Yani bu haber de iki gün geçlerden yalanlanmadı. Yani bizim endişemiz şu. Şimdi bakın o kadar acil bir durum var. Yargılama başlamış, hızla başlamış. İki tane üst düzey bürokrat şu anda hala koltuğunda oturuyor. Belki bugün buraya gelmemiş olabilir ama netice itibariyle bu işin ve bilirkişi raporunda da tespit edilmiş. Şimdi eğer istifa ettiği halde Enerji Bakanı tarafından istifası kabul edilmediyse biz buradan şunu düşünüyoruz. Demek ki Enerji Bakanı tarafından TTK Genel Müdürü ve Yardımcısı korunacak diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim komisyonumuzun elbette yargılama yapmıyoruz ama bu gerçekleri de ortaya koyma sorumluluğumuz var.